Bu videoda size i sayısıyla tanıştıracağım ve i'ye hayali sayı dendiğinde duyabilirsiniz. Anlatacağım şeyler size biraz garip gelebilir çünkü i sayısı matematik dersinde gördüğünüz pi ya da e gibi diğer kaçık çatlak sayılardan daha tuhaf bir sayı. Çünkü diğer sayılar gibi somut bir değere sahip değil. i karesi negatif 1'e eşit olan sayıdır. İşte bu i'nin tanımı. Evet tuhaf bir tanım bazı yerlerde i'nin i eşittir karekök içinde negatif 1 olarak tanımlandığını görebilirsiniz. Bu yanlış değil. Çünkü bir sayının karesi negatif 1 ise, o sayı kök içinde negatif 1 olabilir. Mantıklı değil mi? Ama bu iki önerme aynı gibi gözükse de yine de dikkatli olmak gerek. Çünkü kök içine negatif bir sayı koyduğumuzda, onu hayali sayı olarak hesaplarsak ne anlama geleceğini düşünmeliyiz. Ama şimdilik bu iki tanımın benzer olduğunu kabul edebiliriz. Bu tanımdan yola çıkarak i'nin diğer kuvvetlerinin değerlerini bulalım. Çünkü eğer bir sayının karesi negatif 1 ise, farklı üsleri, yani karesi değil de köpüğü ya da dördüncü üssü bize garip, tuhaf sonuçlar verebilir. Bu sonuçların garip bir yanı da var, bu sonuçlar bir döngü oluşturur. Neyse biraz karışık anlattım ama yazmaya başlayınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, o zaman i'nin sıfırıncı kuvvetiyle başlayalım. Hangi sayının sıfırıncı kuvvetini alırsak alalım, sonuç 1 olur diyorsunuz. Ve çok da doğru söylüyorsunuz. Evet, i'nin de sıfırıncı kuvveti 1. Hatta bu sonucu tanımdan bile çıkarabilirsiniz. Ama basit bir şekilde i de dahil olmak üzere her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu sefer de peki i'nin birinci kuvveti ne diye soracaksınız. Herhangi bir sayının birinci kuvveti o sayının kendisine eşittir. Değil mi? Yani cevap i. Şimdi de i'nin ikinci kuvvetine bakalım. i'nin ikinci kuvveti zaten tanımımızda da var, negatif 1. Peki i'nin üçüncü kuvveti? i'nin üçüncü kuvveti, i'nin ikinci kuvveti çarpı i'dir. Değil mi? Bu şekilde de yazabiliriz. i'nin ikinci kuvvetinin negatif 1 olduğunu biliyoruz. Yani negatif 1 çarpı i. Burası buna, yani buna eşit. Çarpalım. Negatif 1 çarpı i. Negatif i'dir. Bir de i'nin dördüncü kuvvetine bakalım. Bu da i çarpı i'nin üçüncü kuvveti demek. i çarpı i'nin üçüncü kuvveti. Peki i'nin üçüncü kuvveti neydi? i'nin üçüncü kuvveti negatif i. i çarpı i negatif 1'e eşit olduğuna göre, burada da bir negatifimiz var. Eğer i çarpı i negatif 1 ise ve bunu negatifle çarpıyorsak, negatif çarpı negatif pozitif olur. Yani 1. Söylediklerimi yazayım şimdi. i çarpı negatif i eşittir. Yani bunu şu şekilde de yazabiliriz çarpma yaparken sıralamanın bir önemi yok. Negatif 1 çarpı i çarpı i, i çarpı i negatif 1 eder. Negatif 1 çarpı negatif 1 de artı, yani pozitif 1 oldu. Yani i'nin dördüncü kuvveti, i'nin sıfırıncı kuvveti ile aynı. Bir de i'nin beşinci kuvvetine bakalım. i'nin beşinci kuvveti. Bu da i'nin dördüncü kuvveti çarpı i'dir. i'nin dördüncü kuvvetinin 1 olduğunu biliyoruz. 1 çarpı i de i edecek. Sadece i. Yani elimizde yine i'nin birinci kuvvetiyle aynı sonuç var. Bakalım bu döngü tekrar ediyor mu? i'nin 7. ku düzeltiyorum 6. kuvvetini alalım. 6. kuvveti i'nin 6. kuvveti. Bunu da i çarpı i'nin beşinci kuvveti olarak yazabiliriz. i'nin beşinci kuvvetinin i olduğunu biliyoruz. O halde i çarpı i, bu da negatif 1 demek. Ve böyle devam edebiliriz. i'nin daha büyük kuvvetlerini de alabiliriz ama ne olursa olsun aynı döngü devam edecek. Bir sonraki videoda size i'nin daha büyük üslerini almayı ve sonuçları tahmin etmeyi öğreteceğim ama önce bu döngünün doğruluğunu kanıtlayalım i'nin yedinci kuvveti eşittir i çarpı i'nin altıncı kuvveti i'nin altıncı kuvveti negatif 1 olduğuna göre i çarpı negatif 1 negatif iyi olur. i olur. i'nin sekizinci kuvvetini alınca da cevap tekrar 1 olur. i'nin dokuzuncu kuvveti yine i olacak ve döngü böyle sürüp gidecek.